Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün geleli zamandır beklenen bir konsept çekiyorum. Hepinizin gözlerinde bir abur cubur videosu özlemi görüyorum arkadaşlar. Böyle bir karışık her şeyi aldım. Önümde var ya gerçekten. Bakın böyle annem inanamadı. Oturdum. Bütün hepsinin arkasındaki kalori değerlerine ve gramlarına göre kalorilerini çıkarttım ve topladım. Artı 16.000 kalorilik abur cubur var önünde. Yani benim bunlara teker teker ağzımı bulaştırmamla bile 8.000, 7.000, 9.000 kalorilik kalkarım herhalde buradan yani. İşimiz zor arkadaşlar, evet. Ben de gittim BİM'deki bütün abur cuburları aldım arkadaşlar. Ve de şimdi sizlerle birlikte hepsini test edeceğiz. Ve yine bir abur cubur rekoru mu geliyor acaba dedirten bir video çekeceğiz inşallah. Şimdiden videoyu beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Ve emeklerimin karşılığını almak beni çok mutlu eder arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar, bu arka planındaki her şey çok soruldu. Raf, yastık özellikle. Ondan sonra şu ışıklı pano vesaire, hepsini link olarak aşağı yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan çok uygun fiyatlı ve indirimli olarak alabilirsiniz. Ve bu sefer gerçekten videoya geçiyorum. İlk olarak da bu BİM'in gurme olarak getirdiği meyveli yoğurttan başlamak istiyorum arkadaşlar. Herhalde orasını bırakacağım düşünmüyordunuz. Bunu çok önce abur cubur A101'lerinde yapmıştım. Gayet güzel arkadaşlar. Yaban mersinli bir yoğurtlu kendisi. Beğendim, güzel. Bu da mangolu. Yoğun ay fışladı. Çok gayet başarılı. Ben beğendim arkadaşlar. Bu arada bunlar 2.75. Denemenizi öneriyorum. Güzel. İçinde de böyle pıtırcık parçacıklar var. Çikolatalı puding bu, bildiğimiz gibi. Daha çok kremsi şeyler yemek istiyorum demek ki şu anda, anlamadım. Arkadaşlar, BİM'de şöyle bir olay var. Böyle ne popüler olsa onun yani BİM markasını mutlaka üretiyorlar. Benim son şaşırdığım şey süt burger. Tamam mı? Süt burger. Şimdi BİM'in çıkarttığına bakıyoruz süt burgerin tadına. Şöyle bir şey bu arada. Normal. Güzel. İçindeki krema ilk çıkan, yani orijinal süt burgere göre daha yoğun. Bu arada özellikle BİM'e özel şeyleri almaya çalıştım. Evet, sadece BİM'de mesela. Ya bunu bir deneyeceğim ama muhtemelen ben bunu hiç sevmem, elmalı kurabiyeyi. Hiç sevmedim. Yeşil elmalı ve tarçınlı. Bence BİM zaman içinde çikolata olayını kendini bayağı geliştirdi. Tat olarak. Şimdi orijinal çokonattan farkını bulalım.
Bu çikolatalar da bir tabak yemek kadar kalori var ha. Dibin en gurme lezzeti budur arkadaşlar. Kesinlikle. Dim deyince akla itiraf edin ki sizin de beyaz çikolata gelmiyor mu aklınıza? Bebeğin sütleri daha güzel. Bu arada bu bünyeye özgü değil. Ama biliyorsunuz. Ya Bim'de de satılıyor. Ben aldım ama. Sonra Bim'e özgü. Sadece Bim'e özgü olanları yemeye karar verdim. Bu da harika yiyecekler ve atıştırmalıklar arasındadır bu arada. Portakallı çikolatalı şey. Bisküvi. Arkadaşlar bu kaşık cips var ya, çok başarılı. Yoğurt ve mevsim yeşillikleri çeşnili. Çok güzel. Arkadaşlar çileklisi, çikolatalısı, fındıklısı da var sanırım ama ben cappuccino'sunu tercih ettim bu sefer. Çünkü hiç cappuccino'lu rulokat denememiştim. Aslında benim normalde var ya, abur cuburla falan hiç aram yoktur, hiç. Arkadaşlar, bunu sanırım üçüncü falan söyleyişim. Ben kesinlikle yemek yeme rekormeniyim. Tatlı yeme, abur cubur yeme, kırıntı yeme. Gene onları da sağlam yerim gerçekten ama yemeğin yerini hiçbir şey tutamaz. Hoş beş kıvamına gelene kadar biraz daha çalışılmalı bu gofretin üzerinde. Bu da eti puf. Bim'in pufu olmadığı için bunu da elemek zorundayız arkadaşlar. Zaten Bim'in pufunu ben sevmiyorum. Güzel değil yani. Biliyorsunuz arkadaşlar bu da tuzku muadili. Ama şöyle bir şey, tuzkunu fark ettiyseniz her zaman bu çizgileri çok eşit ve nizamidir. Her zaman. Biraz kaymış. Balık yerken güzel arkadaşlar. Ama burada biskrem muadili mesela. Biskrem için bayağı bir çalışılması gerekiyor daha üzerinde bunun. Ağzımın tadı mı bozuldu ya benim? Fındık tadı alamıyorum bisküviden.
Olamadım. Bence en iyi muadil bisküvileri arkadaşlar BİM'in, yani Süsle markasının portakallı olan. Yeticine çok benziyor. Çok güzel. Bu cinsi arkadaşlar. Az önce bunun ince ve XL olanını yemiştik. Aynısının. Ama ben yine de göstermek ve görüş sürmek için aldım. Bunun bitterleri de vardı ama şu an bitterleri yok nedense. Ben de bilmiyorum. Bunda meyvelisini yedik az önce arkadaşlar. Ya ben genel olarak BİM'in keklerinden haz almıyorum. Gentroy'da tadını geliştirmişler gerçekten. Tebrik ediyorum. Bu arada ben buradaki çoğu şeyin tabii ki de hepsini bitiremem arkadaşlar. Çünkü eğer bitirirsem masadan kalkamam. Ama dediğim gibi yine binlerce kalori almış olarak kalkacağım buradan. Çünkü birer tane alıp bırakmıyorum yani. Bir fındıklı bisküviden iki tane yedim. Çünkü yancık gibi değildi yani. Fındıklı da almıyordum. Hafiften de böyle gözlerim falan kararmaya başlamış olabilir şu anda. Zaten bundan bir taneden fazla hiç yiyemem. Hiç yani. Arkadaşlar, şimdi bu jelibonu hiç açmayacağım. Çünkü çok midem bulanmaya başladı biraz. Ama bu jelibon da gayet muadillerine göre ve fiyatına göre iyi bir jelibondur. Kendisini iyi biliriz. Ya bir jelibon tercih edecekseniz eğer verirsiniz. Severim ben. Jelip partiyi. İster istemez arkadaşlar bunu da benim o muadili olduğu için benim öyle karşılaştırmak durumunda kalıyorum ve de benim o daha iyi biraz. Biraz çalışılması lazım üzerinde. Bu onu. Burada bu bisküvilerin ayrı ayrı hastası olduğum dönemler oldu. Gerçekten dönem dönem bazı şeylere bağlılık gibi bir hissiyatım var benim. Yani bazı şeylere bağlanıyorum dönem dönem. Bak mesela bu tavuk tanem çok güzel. Seviyorum yani tavuk tanem olayını. Ay. Şöyle bir şat atalım. Bunlar baya pastada çok güzel süslenir. Ya şuram ağrımaya başladı hafiften. Arkadaşlar böyle abur cubur bende şöyle bir etki yapıyor. Siz bilmiyorum ama bu
çikolata çok yiyince, çünkü gerçekten çok yedim yine. Hatta şu çilekli gofretten bir tane yemiş olmayayım diye 5-6 tane yedim. Ama çok abur cubur yedim, gözüm falan kararıyor. Arkadaşlar zorluk puanı 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü abur cubur beni zorluyor biraz arkadaşlar. Bunların hepsini yemem zaten mümkün değil. Yersem de buradan kalkmam zaten mümkün değil bence. Çok yemek zorunda değilsin, tadım testleri yap mutlaka diyen arkadaşlarımız da çok var. Ve bu videoya arkadaşlara gelsin diyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakıyorum şu anda bayağı abur cubur yedim. Mesela şu an yemek yer misin derseniz yerim. Ama daha fazla abur cubur yemek istemiyorum. Ben bir şey istemeyince de o yansıyor size. Dolayısıyla da benim burada acı çekmemi ister misiniz? Yani abur cubur videosu bu kadardı. Bayağı bir yedim. Bezesi de tadım testlerimi de söyledim. Bu tombi var ya, en son yediğim peynirli tombi. Cips. Gerçekten çok başarılı. Muadillerine göre falan. Meyveli yoğurtlar çok güzeldi. Yeni Bim'in gurme serisi olan. Zaten biliyorsunuz ki klasikleşmiş gurme lezzet beyaz çikolatalı gofret iyiydi, güzeldi. Bim'deki bütün abur cuburlar da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, arkamdaki her şeyin linkini aşağıya yoruma sabitleyeceğim. Oradan indirimler bitmeden alabilirsiniz ve siz de odanızı ya da evinizi dekoratif hale getirebilirsiniz diyorum. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup tüm zilleri açarak her şeyden anında haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada bana siz de en çok hangi abur cuburu sevdiğinizi aşağıya yorumlarda yazın. Yorumlarla buluşalım diyorum. Görüşürüz.